Hotin Kalesi'nin önünden, Diyester Nehri'nin kenarından herkese merhaba. Küçük bir çocukken en büyük keyiflerimden biri, resimli bilgiler ansiklopedisinin altın sarısı kapaklı sayfalarını çevirmek, kah evde, kah ilkokulu sıralarında, teneffüslerde birbirinden ilginç hikaye ve konuları okumaktı. İşte o yıllardan hatırladığım konulardan biri de Osmanlı tarihinin en hazin hatıralarından biri olan Genç Osman'ın Hotin seferi ve sonrasında yaşananlardı. Genç Osman 1621 senesinde Lehistan seferine çıkar. Yaklaşık 200 bin kişilik bir ordu toplamıştır. O dönem Osmanlı'ya bağlı olan Boğdan Boyvodalığına bağlı bir kale olan Hotin, Boyvodanın saf değiştirmesiyle Lehistanlıların kendilerine katılan Ukrayna Kazakları'yla beraber Osmanlı ordusunu karşılıklı bir mevkiye dönüşür. Yeniçerilerin itaatsizliği ve disiplinsizliği sonucunda savunucuların da sert mukavemetinin de katkısıyla kuşatma düşen ilk karla kaldırılır. Osmanlı ordusu seferden geri Payat'a döner. Sultan bu seferi unutmayacaktır. Her ne kadar yapılan Lehistan'la yapılan Hotin Anlaşması Osmanlı avantajına gözükse de seferin tam anlamıyla başarıya ulaşmaması neticesinde idari ve askeri reform yapma kararı alır Genç Osman. Bununla alakalı da Anadolu'da Türklerden daha ziyade oluşacak, yine Arap unsurlarında katıldığı yeni bir ordu kurma arayışına girer. Anadolu'ya geçme girişimleri sonuçsuz kalır. En sonunda hacca gitme bahanesiyle payitahttan ayrılmak ister, İstanbul'a ayrılmak ister. Ancak onun yapacağı askeri reformların duyulması Yeniçeriler tarafından, saraydaki adamlar tarafından, yine bazı imtiyazlı pozisyonlarını kaybedeceğini düşünen ulemanın ve medrese öğrencilerinin bir kısmının da Yeniçerilere katılması sonucunda 18 Mayıs 1622'de İstanbul'da isyan patlar. 19 Mayıs'ta Genç Osman Yeniçerilere, isyancılara tutsak düşer. Kendisi Yeniçerilerin sözlü ve fiziksel türlü hakaretlerine maruz kalır. Bir gün sonra 20 Mayıs 1622 tarihinde, yani bugün yine 1 Mayıs ayındayım şu an Hotin önünde, tam 398 yıl önce Genç Osman Yedikule zindanlarında şehit edilir. Tahta çıktığında henüz 14 yaşında olan, 17 yaşında 1621 senesinde Lehistan gibi büyük bir, o dönem için devlete karşı büyük bir orduyla sefere çıkma başarısını gösteren, yine 18 yaşında devleti ve askeri reform etme iradesini, kararlılığını gösteren Genç Osman 18 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Ve Osmanlı tarihinde bir isyan sonucunda öldürülen de ilk padişah olmuştur. 16. padişah olarak Osmanlı'nın, yine Osmanlı'nın kurucusunun ismini taşıyan ikinci padişah olarak. Evet, bu Hotin Kalesi'nin hikayesi bizim açımızdan. Ancak Hotin'in hikayesi burada bitmiyor. Ben bu kadarını biliyordum ilkokul yıllarındayken. Resimli Bilgiler Ansiklopedisi bu kadarını anlatıyordu. Belki biraz daha azını. Ama Hotin'in hikayesi aslında 1002 senesinde başlayan bir hikaye. Ki şimdi kaleye doğru gittiğimizde o hikayeyi anlatacağım. Dinyester'in kenarına kurulmuş bir yerleşim Hotin. İlk olarak Kiev Rus kroniklerinde ismi bu bölgenin 1002 yılında geçmeye başlıyor. Yani yazılı 118 yıllık bir tarihi var. 1018 yıllık bir tarihi var. Bu gördüğümüz kale ise tabi bu şekliyle olmamakla beraber 13. ve 15. yüzyıl arasında inşa ediliyor. Kalenin bu haline gelmesi de büyük oranda, hatırlarsınız, Kişinev'de heykel önünden de Moldova ile alakalı bir anlatımda bulunmuştum. Moldovalıların efsanevi hükümdarı, bizim deyişimizde Bogdan Voyvodası, Ștefan Cel Mare zamanında oluyor. Ștefan Cel Mare hükümdarlığı zamanında
Dinyester tarafına ve Moldova'nın o zamanki topraklarına 50'nin üzerinde kale kuruyor. Amacı burada ticareti canlandırmak. Bunda da başarılı oluyor. Ülke hakikaten imar ediliyor. Efsane olarak şu anda hatırlanıyor. En büyük başarısı da bu bölgedeki, yani kuzey-güney hattındaki ticari yolların güvenliğini sağlamak. Evet, şöyle Dinyester'i de görüyoruz. Dinyester'in sağ yakasındayız şu an. Yani bana göre sağımda Karadeniz var. Drogobiç'te bugünkü Ukrayna toprağında Lviv'de doğar. 1362 kilometrelik bir nehirdir Dinyester. İşte bu nehir üzerindeki önemli kesişim noktalarından olduğu için bu kalenin yapılma ihtiyacı hissediliyor. Her ne kadar bağımsız da olsa aslında Osmanlı'ya bağımlı. Haraç veriyor Ştefan Çelmare. Daha sonradan ve daha öncesine gidelim. İşte Kiev Rusları var. Bir dönem 13. yüzyılda yine Cenevizleri burada görüyoruz. Sonra Moldavanlar, Boğdanlılar var. Kiev Ruslarını zaten söyledik. Ondan sonra da Lehistan yine bir dönem burada hükümdarlık kuruyor. Bir dönem yine Lehistan'dan önce de Litvanya Büyükdükalı'nın burada bir hakimiyeti oluyor. Sonrasında Osmanlı, Rus, Avusturya, Macaristan, Romanya, Sovyetler Birliği, Ukrayna, tabi burada sıralama karışıyor. Sadece 18. yüzyılda 4 sefer Osmanlı'dan Ruslar burayı kısa süreli alıyorlar. Yani şu içinde bulunduğumuz coğrafya, bazen söylüyoruz, Ukrayna'nın bu tarafı hakikaten iklimlerin, coğrafyanın değiştiği bir yer. Dolayısıyla böyle bir kalenin bu kadar uzun süre, hatta 1000 yıl içerisinde belki 15-20 sefer elden geçirmesine de şaşırmamak gerekiyor. Şimdi iç kaleye gidiyoruz. Görüyorsunuz hendeğin üstündeki köprüden gidiyorum. Dış kaleden de bahsedeceğiz. Evet, iç kale Ştefan Çelmare zamanında yapılmış. Bakın, ortada kiliseyi görüyoruz. Şurada aşağıdaki bloksa bir dönem orada Osmanlı zamanında camiye çevrilen bu kilisedeki minarenin fundamenti. Evet, buradan da Dinyester kenarını görüyoruz. Evet, Osmanlı Prut Savaşı'ndan sonra özellikle bu bölgede Ruslarla daha çok savaş olacağını anlıyor ve 1711 senesinde burada kontrol sağlıyor. 100 yılı kadar kale Osmanlı yönetiminde kalıyor. Osmanlı yönetimine geçtiğinde ise birazdan göstereceğim. Kalenin dışında bir dış kale yapılıyor. Türk ve Fransız uzmanlar tarafından. Ve ciddi bir tahkimat noktası haline getiriliyor. Hotin Kalesi. Yani o Hotin de adına yakışır bir yer. Hotin eski Slavca'dan, Ukrayince'de biliyorsunuz, bilenleriniz bilir. Hotiti istemek anlamına gelir. Hotin de yaşanacak yer anlamına gelen yer demek. Bakın şurada dış tahkimatları görüyorsunuz. Dış tahkimatlar kuruluyor ve ciddi bir garnizon haline getiriliyor. 1715 yılında buraya atanan Paşa Abidin Paşa tarafından. Daha önce de Abidin Paşa Akerman Kalesi'nin komutanlığını yapıyor. Yani bugünkü haline büyük oranda Osmanlılar döneminde geliyor. 1812 Bükreş Anlaşması. Hatırlarsınız, Bükreş'te Madukanan'ından da bununla alakalı bir yayın yapmıştık. Tüm Besarapya ile beraber maalesef yitiriliyor. Kalenin büyük oranda tabii eskiye bağlı olmakla beraber, çünkü eski resimlerde görüyoruz. 190 taşları, surları korunmuş ama restorasyon büyük oranda aslında bağlı kalmakla beraber bugünkü Ukrayna döneminde yapılmış. Dinyester, Dinyeper gibi bizim Türkiye'de çok böyle görmeye alışmış olmadığımız genişlikte bir nehir. Dediğim gibi 1362
kilometre bulan da bir uzunluğu var. Evet, dış kalenin istikamlarından birini görüyoruz. Osmanlı tarihi açısından müthiş bir önemi olan işte Hotin Kalesi bugün bu kısa yayında aktarmaya çalıştım. Benim çocukluğuma ait de çok ciddi bir anımdır bahsettiğim gibi. İşte bazen böyle hayat çocukluk anılarınızda gerçekleştirme imkanını veriyor. Bu rüzgar olmasına rağmen, sert yağmur olmasına rağmen, dediğim gibi iklim değişikleri insanı ve coğrafyayı etkiliyor. İnşallah daha böyle güzel bir havada da buraya gelmeyi Allah nasip eder. Genç Osmanlı'da şehit edilen Osmanlı padişahını bu ara bu anlamda rahmetle anıyorum. Anıyoruz. Hotin'den herkese güzel bir gün diliyorum. Biz Türklerin ta bu kuzeylere varıncaya kadar, Avrupa'nın içlerine varıncaya kadar çok ciddi izleri var. Bahsetmedim ama içeride sergilenen arkeologların bulduğu çok değişik bulgular var. Çok farklı fincan, porselen kalıntılarından tutun da dönemin Osmanlı askerlerinin, halkının kullandığı farklı aparatlara kadar. Hakikaten bu coğrafyada çok ciddi iz bırakmışız. Buraya çok uzak olmayan Kamenis Podolski, Kamenici Kalesi'nden de daha önce bahsetmiştik. Buraları görmek lazım. Buraları gördüğünde insan hakikaten nasıl bir medeniyet kurduğunu atalarımızın, ne kadar büyük bir güç oluşturduğunu, bu bölgeleri nasıl imar ettiğini çok daha iyi anlıyor. Aynı şekilde biz de kültürümüzü bu bölgelerden almışız. Buralarda dediğim gibi hayatı daha bir farklı bakıyor insan. İnşallah şu hani içinde bulunduğumuz süreçte, malum korona sürecindeyiz hala, sonuçlanır da tekrar farklı coğrafyaları, farklı yerleri hepimizin gezme imkanı ortaya çıkar. Ben Hotin Kalesi'nin önünden, Dinyester kenarından herkese güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.